Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da yaşlılar adeta ölüme terk ediliyor. Belirli bir yaşın üzerinde ve hasta olanlara sağlık kasaları çeşitli bahaneler uydurarak yardım etmiyor, sağlık harcamalarını maalesef karşılamıyor. Adeta bu insanlara öl dönülüyor. Nitekim Almanya'da benzer olaylar olmuştu. Ben defalarca bunları sizlerle paylaştım hala devam ediyor. Bakın İtalya'da akıllara durgunluk veren yeni bir olay daha meydana geldi. İtalya'da bir doktorun iki hastasını yüksek dozla ilaçla öldürdüğü ortaya çıktı. Doktor yapıyor bunu. Yüksek dozda ilaç veriyor. Akıl alır gibi değil. Bu koronavirüs döneminde de bu işler bayağı bir yaygınlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre ülkenin kuzeyinde Brescia kentinde bir hastanede acil servis sorumlusu Doktor Carlo Mosca yatak kapasitesi dolan hastanede yer açmak için 61 yaşındaki ve 80 yaşındaki iki hastaya yüksek doz anestezik ilaç verdi. Morfi diyoruz kısaca buna. Söz konusu olay hemşirelerin WhatsApp mesajlarında yer alan ben bir hastayı sırf yataklarda yer açmak için öldüremem ifadeleri üzerine başlayan soruşturma ile ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde derhal görevden uzaklaştırılan ve kasten insan öldürmekte suçlanan Doktor Moska'nın ön duruşma hakimince soruşturma süresince delilleri karartabileceği ve kamu evraklarında sahtecilik ve iddia edilen eylemleri tekrar etme riski bulunduğu için ev hapsinde tutulmasına karar verildi. Yine İtalyan basınında yer alan haberlere göre Moska'nın avukatları aracılığıyla yaptığı ilk savunmasında suçlamaları reddetti ifade edildi. Covid-19 salgınında bu hastanede can veren bazı hastaların bu şekilde öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle yakınları tarafından inceleme yapılması talebinde bulunduğu da belirtiliyor. Değerli izleyicilerimiz Avrupa'nın insanlığın, demokrasinin, insan hakların merkezi olduğunu söyleyen bu ülkelerin gelmiş olduğu nokta korkunç bir nokta. Vicdansızlık almış başını gidiyor. Görüyorsunuz doktorlar, Hipokrat yemini eden bu doktorlar hastalarını yer açılsın diye, hasta yatakları boşalsın diye öldürüyorlar. Akıl alır gibi değil bunun insanlıkla, hukukla. Bunun vicdanla falan hiçbir şekilde alakası yok doktor olduğunu iddia eden bu insanların bu insancıkların insan kılığına girdiğini görüyoruz. Özellikle yaşlılardan maalesef Avrupa vazgeçmiş vaziyette korkunç olaylar yaşanıyor değerli izleyicilerimiz. Korkunç. İşte bu örnek, İtalya'daki bu örnek sadece biri. Değerli izleyicilerimiz, enteresan bir haberimiz var. Haber İtalya'da. İtalya'da bir kasabada Korona virüse yakalanmak yasaklandı. Tekrar ediyorum. İtalya'da bir kasabada korona virüse yakalanmak yasaklandı. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani? Yasak kardeşim diyor adam. Bakın. İtalya'nın Sardinya bölgesindeki bir kasabada belediye başkanının talimatıyla koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Yasak kararının gerekçesi ise duyanları şaşkına çevirdi. İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nauro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında belediye başkanı koronavirüsle ilgili açıklamayı yaptı. Dünya yetkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi olan İtalya'daki bu karar gerçekten bizi de eminim ki şu anda sizleri de şaşırttı. Hatta belediye başkanı yapmış olduğu açıklamada hiç kimse hastalanmasın, koronavirüse yakalanmasın ve tedaviye ihtiyaç duymasın diyor. Yasağın nedeni ne peki diye sorduğumuzda şöyle bir açıklama var. Belediye başkanı şunu söylüyor. Sağlık çalışanı kasabamızda kalmadı. Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Ayrılan doktorun yerine bakacak bir sağlık çalışanı kalmadı. Artık herkes dikkat edecek. Burada korona'ya yakalanmak artık yasak diyor. Evet değerli izleyicilerimiz aslında İtalya'nın gelmiş olduğu durumu net bir şekilde bize gösteriyor. Doktor durmuyor, sağlıkçılar durmuyor. Tabii bakın Belediye başkanı bence çok uyanık bir adam. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunu gazetecilere bu şekilde açıklayarak merkezi hükümetin kendisine doktor göndermesini istiyor. Evet. Ben bir gazeteci olarak bu tür açıklamaları bilirim perde arkasına. Doktor yok diyor. Sağlık Bakanlığı, İtalya Sağlık Bakanlığı gönderemiyoruz diyor. Çok yoğun diyor. O zaman diyor ki ben nasıl çözerim bunu? Çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki benim kasabamda diyor artık Koronavirüse yakalanmak yasak görüyorsunuz. Bize kadar ulaşıyor bu. İtalyan basınında her yerde var bu haber. Şimdi Sağlık Bakanlığı yarın öbürsü gün göreceksiniz bu kasabaya doktor ya da doktorlar gönderecek. Yarın öbürsü gün İtalya Sağlık Bakanlığı buraya bir doktor göndermezse ya da sağlıkçılar göndermezse ve bu arada korona'ya yakalanan olursa belediye başkanı çıkacak bir daha açıklama yapacak. Diyecek ki kardeşim benim kasabamda herkes ölecek diyecek bir panik havası oluşturacak. Bir daha haber olacak. Bu sefer İtalya çalkalanacak. Nerede doktorlar, nerede insan hakları diye ortalığı yıkacaklar. Bir değil beş tane doktor gönderecekler bu kasabaya göreceksiniz. Bu işler genelde böyle olur. Değerli izleyicilerimiz İtalya'da yine enteresan haberler var. İtalya'nın Napoli kentinde mafya. Değerli izleyicilerimiz Ambulans ekiplerine ilginç bir emir verdi. Mafya ambulansa emir veriyor. Ne diyor? Bir daha siren çalmayacaksın diyor. Siren yasağı koyuyor mafya Napoli'de. Şimdi ülkenin geldiği enteresan bir durum. Bakın İtalya'nın değişik noktalarına gittiğinizde görürsünüz. Şimdi bu olaya geleceğim birazdan. Niye siren çalmayacaksınız diyor mafya? Onu anlatacağım. Şimdi Napoli'ye yıllar önce gittiğimde orada bulunan bir arkadaşımız bana şunu anlatmıştı. Siz yeni bir araba aldığınızda ya da bir araba aldığınızda normal sigortasını yaptırıyorsunuz diyor. Bir de oranın mafyasına para vermek zorundasınız. Dedim ki niye para vereceksin mafyaya? Yoksa dedi senin arabanı çalır yoksa senin arabanı çalar götürürler. Bir daha bulunmaz. Sigortada sana belirli miktarda para verir. Mağdur olursun. Eğer araba aldığında gidip mafyaya para vermezsen senin araban 3 gün sonra çalınır. Sana zarar verirler dedi. Şimdi bakın. Bunu herkes biliyor. İtalya'nın değişik noktalarında böyle bir devlet, böyle bir anlayış olabilir mi arkadaşlar? Avrupa'dan bahsediyorum. Bak Uganda'dan falan değil, Mozambik'ten değil, Kenya'dan değil, Kongo'dan değil, Papua Yeni Güney'den değil, İtalya'dan bahsediyorum. İtalya'yı devlet mi yönetiyor yoksa mafya mı yönetiyor? Bak Napoli'deki bu olay. Şimdi Napoli mafyası ambulansların siren çalmasını yasaklamış. Niye? Sebep şu. Uyuşturucu satıcıları, torbacılar panikliyormuş bu siren sesini duyunca polis geliyor diye korkuyorlarmış. O nedenle bir tane ambulans şoförünü çeviriyorlar, silahı kafasına dayıyorlar, bir daha söyle arkadaşlarına burada siren çalmayacaklar diyor. Sırp bu yüzden Napoli'de son bir hafta içerisinde siren çalamadıkları için korkudan şoförler korktu, korktuğu için üç kişi trafiğe takıldığı için bu ambulans hayatını kaybetti. Böyle şey olur mu arkadaş ya? Hangi devirde yaşıyoruz? İtalya'yı mafya mı yönetiyor yoksa İtalya devleti mi? Merak ediyorum. Ve bunu bütün İtalyan basını yazdı. İtalyan basınında bütün her yerde var. Girin internet sitelerine görürsünüz. Napoli mafya yazın. Napoli mafya e, ambulansı siren sesini yasakladı diye yazın. Göreceksiniz haberleri. Akıl alır gibi değil. İnanılmaz ama İtalya maalesef postu deldirdi. İtalya'nın postunu delmişler. Böyle bir laf var Anadolu'da. Sorarsın birine nasılsın? Vallahi iz daha postu deldirmedik der. Ama İtalya postunu deldirmiş. Mafya delmiş.